Mutlu günler, Radyo Trafik'ten başladık yayına, başladık programa. Her salı olduğu gibi bilirkişi programıyla karşınızdayız. Hocam Mustafa Olucalı yanımızda, hoş geldiniz. Hoş bulduk tüm yine dinleyenlere. Düzenli, güvenli bir trafik diliyorum. İyi bir hafta olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey İyiyiz yolunda de, mı? Yalnız bugün biraz üzgünüz. Zamlar yüzünden mi? Zamları... zamları... Çok takip edemedim de. Evet. Yine arkadaşlarımız az önce verdi. Şeyde, motorun fiyatları mıydı Kerim? Evet. Zamlandı tekrar. Buyurun. Dün bir şeyimiz vardı. Erzurum sizin. Sefa tarafta. Kardeşimiz. Allah'tan Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Ayrıca amin. Bugün de bütün Türkiye'nin de çok tanıdığı bu radyo programı, üniversitedeki dersimden dolayı gidemedim. Manevi önderlerinden ve 15 Temmuz'u hiç unutmuyorum. 15 Temmuz'da sabah namazına kadar bizimle olup dua eden, devleti yönetenlere, seçilmişlere Fakirullah hocamızı bugün Erzurum'dan Hakk'a yolcu edildi. Allah rahmet etsin. Sevenlerinin, tüm dostlarının başı sağ olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu açılışın ardından bugün yine bir konuğumuz var. Bizim az bu sonra arada, tabii. Şimdi bizim artık bu trafikte küçük hata yoktur projemiz. Hı hı. İki hafta önce Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey'in teşrifleriyle, radyo trafiğin canlı yayınıyla, Shell'in desteğiyle, İstanbul Ticaret Üniversitesi desteğiyle tanıtımı yapıldı. Bu pazartesi de okullarda tiyatral gösteri başladı. Evet. Dün de bu bir öğrencilerin ilgisini sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Çok hoşuma gitti. Burada ilk okul olarak da Güngören Şehit Kamil İlkokulu seçildi. İlk öğretim okulu. Ondan sonra bu dün 4 ilk öğretim okulunda daha devam edecekti. Artık bu tiyatral gösterilerin amacı küçük yaşta kalıcı bilinç oluşturmak. Nasıl ki diyoruz ya, ağaç yaşken eğilir. Burada çocukluktaki uygulamalı öğrendiğimiz şeyler asla unutulamaz. Kendi üzerimizde test edebiliriz. Bugün de o eğitimi verdiğimiz minikler 10 sene sonra sürücü olacaklar. Aldıkları bu eğitimle, uygulamalı eğitimle kurallara titizlikle uyulmasının önemini anlayacaklar. Bunları büyüklerine de anlatacaklar. Ve ülkemizde uzun süredir mesafe alamadığımız bu insan kusurlarının düşürülmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese, tüm sponsorlarımıza bu önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Evet. Dün o küçük 10-15 saniyelik paylaştığımda da öğrenci interaktif bir şekilde, o minik çocuk, ilkokul 1. 2. sınıf öğrencisi, yani o kuralları öğrenirken tiyatral bir gösteriyle heyecanlı ilgisini 15 saniyelik videoda da görmek mümkün. Bu, yararlı olacağını düşünüyorum. Geçen hafta da uzun uzun konuştuk. Hakikaten evet. Adı küçük ama çok büyük, çok önemli, çok değerli bir adım. Sanırım Abdullah Bey de şimdi bizim bugün bu konuda önemli hafta, isimlerden biri. Evet, geçen hafta Genel Müdürümüz Muammer Bey bizim konuğumuz olmuştu. Evet. Ondan önce Shell'den Meltem Hanım konuk oldu. Yine hepsi konuklar değişti ama iki haftadır değişmeyen konu trafikte küçük hata yoktur. Bu hafta da yine esas Milli Eğitim Bakanlığı'nda bizim bu işin daire başkanı, ilgili daire başkanı olan Abdullah Süslü Bey'le bağlanacağız. O da projenin sahibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili dairesi. Ve trafikte sürücü eğitimleri daire başkanı. Trafikte trafik ve sürücü eğitimleri daire başkanı. He. O çok emekleri var işte, hem yani Milli Eğitim Bakanı olarak hem de yetenekli bir kardeşimiz. O bazı logolarda, yazılarda, işte trafikte küçük hata yoktur başlığında, tiyatral oyunlardaki oyunların yazılımında, hı hı, yaptığı katkılar. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği, onların projesi, o onlara önemli olan bizlerin faydalı olması. Bu açıdan da çok iyi bir koordinasyonla bu işi yürütüyoruz. Biraz sonra da zaten bir çeyrek geçe bağlayacağımızı söylemiştik. Eğer Abdullah kardeşimiz hazırsa
bağlayalım. Peki, ve birazdan bağlıyoruz. Ona sorularımızı yöneltelim. İşin eğitim tarafında Abdullah abi, soracağımız bizim de başka sorular olacaktır. Özellikle sürücü kurslarıyla tabii ilgili neler yapılıyor? Benzer eğitimler. Dairesi ne mesela? Benzer hani trafik eğitimler belki yapılacak birçok kişi bilmez yani. Hani Milli Eğitim Bakanı'nda trafik ve süreci eğitimi daire başkanı. Evet. Ne demek yani? En başta bunu sormak lazım. Evet, doğru. Daire başkanlığı ne iş yapar? O başkanlığın görevleri nelerdir? Daha önce yapmış olduğu faaliyetler, 2023 için gösterdikleri çalışmaların 2023 eğitim vizyonuyla girenler. Bu en sonda işte bu trafikte küçük hata yoktur projesiyle çok çünkü ilgili ve heyecanlı bir genç kardeşimiz. Daha en sonda projeyle ilgili sorular sorarız. Tabii. Sonuçta çok güzel bilgilerle bu programı da tamamlamış olur. Şimdi bir görüntü bugün ortaya çıktı. Onu konuştuk biz de şeyde yayınlarımızda radyoda. Geçen hafta olan bir olay Kadıköy'de bir sürücü fren yerine gaza basıyor hocam ve pazar yerine dalıyor arabayla. İki ağır, 7-8 yaralı var. İkisi ağır. İşte bir kamyonete vurarak ancak durabiliyor. Olayın haber değeri taşıyan kısmı şu: 85 yaşında kişi. 85 yaşında aracı kullanan. Biz de bugün programda bunu konuştuk. Yani artık bir şey sınır, ehliyette bir yaş sınırı olması lazım değil mi? 85 olması yaşında. Olması lazım. Yani çok zaman programımızda konuşuyoruz. Şimdi özel araç sürücüleri için ben mesela ehliyetimi 1974'te aldım. Hı hı. Bugün aradan geçen süreyi hesaplamıyorum. Siz hesaplayın. Bu arada ben ne bir benimle eğitim, benden daha yaşlı. Ne bir eğitimden geçtim. Hı hı. Ne bir sağlık muayenesinden geçtim. Sadece bir çok önemli bir şey oldu. Böyle sayfalıydı. Şimdi şeyim, ehliyet belgem şimdi çok modern bir. Evet, evet. Akıllı evet. Bir ehliyet. Gittiniz var. Aldınız değil mi? Yani aldık yani ama yani ehliyeti alırken çok uğraştım. Çok ciddi bir sınavdan geçtim 74'te. 74'te. Hatta ben üniversite öğrencisiydim. Milli Türk Talebe Birliği'nin kurslarına gittim. Çok ciddiye aldım orada. Yazılı vardı yani motor sınavı vardı. Onları yaptıktan sonra da uygulamalı da ta çok küçük yaştan araç kullandığım halde bunu da yani söyleme sahip yani trafiğe açık olmayan alanlarda kamyon kullanan bir kişi olarak dördüncü de zar zor aldım. Dört kez mi girdiniz? Dört kişi falan biniyordu bir arkada önde falan. Bir hata yaptım mı böyle heyecanlanıyorsun. Cebinden bağlayacağız öyle konuştuk. Ben cep telefonunu bir tekrar kontrol edelim isterseniz. Tamam. Şimdi biz bir küçük bir ara verelim. O arada arkadaşlarımız Abdullah Bey'i de yayına almaya çalışsınlar. Devam edeceğiz birazdan. Efendim bağlantımız gerçekleşti. Hemen hattımıza bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Sayın Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Sayın Abdullah Süslü hattalar. Abdullah Bey çok teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiniz. Her hafta teşekkür salı ederim. Günleri yaptığımız bilirkişi programına katıldınız telefonda. Sizin daire başkanlığı trafik ve sürücü eğitimleri değil mi Abdullah Bey? Daire evet. Peki evet. Biz mesela hani Milli Eğitim Bakanlığı'nda trafik deyince bu radyoyu da dinleyen bayağı bir kitle var. Yani evet. Nedir acaba trafik sürücü eğitimleri? Dairenizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Nasıl çalışmalar yapıyor? Bu dairenizin 2023 eğitim vizyonuna katkıları. Bunları bir anlatırsanız ondan sonra da çok büyük bir emeğiniz olan trafikte küçük hata yoktur projemizin, sosyal sorumluluk projemizle ilgili sorular sorarız. Biz tabii şimdi ki, sizden, sizi kendinizi ve dairenizi tanıtmanızı bekliyoruz. Bu programda tabii. Bana çok sağ olsun yardımcı olan radyo trafiğin olmazsa olmazı Cezayir Bey ve yine belki sesini duyamadığınız Kerim kardeşimiz. İki hafta önce bakanımızla canlı bağlantıyı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden kuran. Buradan tekrar size tüm peki. Türkiye'ye selam, söz sizde. Buyurun. Buyurun. Peki, çok teşekkür ederim. Öncelikle Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Adım Abdullah Süslü, Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir başkanlık burası. Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı tam adı.
Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı bünyesinde özel motorlu taşıt sürücü kursları, özel ulaştırma hizmetleri meslek eğitim ve geliştirme kursları, diğer adıyla SRC kursları, iş makineleri operatörlü kursları, pilot yetiştirme kursları ve gemi adımı yetiştirme kursları bulunmaktadır. Bu kurslarımızın toplam sayısı Türkiye'ye gelende 4541. Burada yaklaşık olarak 34.852 personel görev yapmaktadır. Bizler Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı olarak bir slogan geliştirdik. Havada, karada ve denizde faaliyet göstermekteyiz. Şöyle ki havadayız çünkü pilot yetiştirme kursları bizlere bağlı. Denizdeyiz, gemi adamları kursları bizlere bağlı. Karadayız, motorlu taşıt sürücü kursları, SRC kursları ve iş makinesi operatörü kursları bizlere bağlı. Biz bunların hem eğitimlerini veriyoruz hem de sınavlarını yapıyoruz. Aynı zamanda kursların açılış, kapanış, nakil, devir lerinin yanı sıra yönetmeli yönerge ve genelgelerini de hazırlamaktayız. Motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarını, ulaştırma hizmetleri meslek eğitim geliştirme kursları ile iş makineleri operatörü kurslarının da teorik uygulama sınavını yine Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı olarak bizler gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle sorduğunuz için söyleyeyim, MEP 2023 eğitim vizyonu ile ilgili trafik dairesinin ilişkisini söylemek istiyorum değerli hocam. Evet. Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek kalitelerin arttırılması hedefinin 2023 eğitim vizyonunda yer alması, Sayın Bakanımız Profesör Doktor Ziya Selçuk'un, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'in ve Genel Müdürümüz Muammer Yıldız'ın trafik ve sürücü eğitimlerine verdiği önemin bir göstergesidir. Bu anlamda Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Genel Müdürümüze ve bütün daire başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, katkısı olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün yönetici ve öğretmenlerine ve personellerine sonsuz teşekkür ediyorum. Abdullah Bey, bu işin mutfağı da sizsiniz. Ben de sizin daireye size teşekkür edeyim burada. Çok teşekkür ederim. Yayını aldınız. Evet. Ve bu projeye de gerçekten gönülden destek verdiğiniz için. Değerli hocam, bu projeye geçmeden önce birkaç bir de bir şey daha var. Bu sürücü kursları ile ilgili olarak da size bağlı. Ben yani çok sayıda bu sürücü kurslarının çalıştaylarına katıldım ve evet, orada onların yönetmelik değişikliğindeki bütün taleplerini karşıladınız. En sonunda da belki ona da bir yer verirseniz, bir 10.000'in altındaki yerler için filan bir son düzenlemede bir önemli bir yönetmelik değişikliği evet, daha yaptınız. Bunlarla evet, ilgili de bilgiyi istirham ediyorum. Bir kota, tabii, kota geldi galiba. Tabii. Bir kota konusu. Kota, yönetmelikte kota uygulamasını getirdik. Burada her 25 bine bir kurs açılacak. 10 binin altındaki yerlere kurs açma izni vermiyoruz. Ancak 10 bin ile 25 bin arasında olan yerlerde de en az 2 tane tek olmasın diye en az 2 tane kurs açma gerçekleştireceğiz. Rekabet olsun diye değil mi? Rekabet olsun diye. Evet. 10 binin altındaysa kurs açılmıyor. Kurs açmıyoruz 10 bin altında. Peki. 10 bin ile 25 bin arasındaki ilçelerde en az 2 tane. Sonraki her 25 bine ise bir kurs açma izni vereceğiz. Şöyle ki ilk 25 bine 2 kurs açma izni verdik. 50 bin bine 3.'yü vereceğiz. 75 bine 4.'yü, 100 bin nüfusa 5.'yi, her 25 bine bu devam edecek. Örneğin 1 milyon nüfusluk bir ilçede, örneğin Çankaya ilçesinde örnek verirsek 40 tane MTSK kursu açılmış olacak. Şu anda zaten 40'ın üzerinde bu sayı, 60-70 örneğin Çankaya ilçesinde. Burada da kursların niteliğini, kalitesini, eğitimlerin kalitesini, sınavların kalitesini artırma ile ilgili faaliyetlerde bulunacağız. Daha sıkı denetleyeceğiz. Denetlenebilir eğitimleri olacak, doğru. Tabii. Amacımız oydu. Peki daha da azaltma gibi bir şey var mı? Hedef var mı, yoksa burada mı kalacak? Burada kalacak. Şu anda son yönetmelik değişikliği yakın bir zamanda Aralık ayı içerisinde Eylül ayı içerisinde yeni yayınladık. Aynı zamanda bununla birlikte SRC dediğimiz meslek eğitim ve geliştirme kursları yönetmeliğimizi de kota getirdik. O da aynı şekilde kota uygulaması devam edecek. Burada amacımız denetim daha kolay olması, daha şeffaf olması. Sürücü kurslarının çok talepleri vardı. Hani ben de birkaç çok toplantısına katıldım, hatta
daha önceki bakanımızın ziyaretine de ben de meclisteydim, beraber gitmiştik. Bir de bu sürücü kurslarında kullanılan araçlara da ticari araçlar için getirilen avantajlardan KDV, ÖTV gibi onlarla ilgili de bir talepleri vardı ki bana göre de çok mantıklı. Daha iyi araç standardını yükseltmeleri açısından bu yönde nasıldır durum? Var mı bir ilerleme? Şu anda yeni yönetmeliğimizi hazırladık değerli hocam. Bu Avrupa Birliği kriterlerini de baz alıyoruz. Çünkü 2023 vizyonu hedeflerimizden bir tanesi de bu. Vizyon belgemizde özel motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek kalitelerin artırılacak yükmü gereği sürekli olarak Avrupa Birliği müfredatını hazırlıyoruz. Hatta şu, bununla ilgili bir bilimsel bir yayın hazırladık ekibimizle birlikte. İnşallah onu da yakın bir zamanda yayınlayacağız. Bu söylediğiniz konuyla ilgili de inşallah sivil toplum kuruluşlarıyla, sizlerle, üniversitelerle, motorlu taşıt sürücü kurslarıyla yapacağımız çalıştaylarda bunları derinlemesine inceleyeceğiz. Ve inşallah bunlarla ilgili de çalışmamız olacak. Bu sizin program yapmamızı biz sosyal medyadan paylaşınca sürücü kurslarından çok sayıda mesaj geldi. Bizim sorunları da Abdullah Bey'e soracak mısınız diye ben de sormuş oldum. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olacağız inşallah önümüzdeki ay. Bu ay, bu hafta sonu TRC kurslarıyla ilgili çalıştayımız var. Önümüzdeki ayda tüm motorlu taşıt sürücü kurslarıyla ilgili çalıştayımız olacak. Sizleri de davetlemişsiniz. Gelebilirsiniz. Uygun olur. Sağ olun. Bekleriz efendim inşallah. Çünkü sizin Antalya'da mı başkanım? Antalya'da. Genelde Antalya'yı olacak. Tercih ediyor İsmail Bey. Antalya'da olacak. Bu hafta da Talat Bey'in başkanlığını yaptığı derece kurslarının çalıştığı var. Onların da yönetmeliğini yakın zamanda çıkardık. İnşallah onlarla ilgili de değişen şartlara göre bir mevzuat çalışmasını yine başlayacağız. Sizlerden de katkı sunmanızı bekliyoruz inşallah. Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi peki sizin yine başkanlığınızla ilgili ilave bilgiler varsa. Ona geçmeden ehliyetle ilgili bir soru vardı. Ehliyetle ilgili bir soru ilgili. Varmış. Bir e-trafik ile anlık denetime geçildi bildiğimiz kadarıyla. Evet. Nedir şey, durum nedir Sayın Süslü? Şimdi, ne tür sonuçları aldınız? O merak ediyoruz doğrusu. Hemen açıklayayım. Adından da anlaşılacağı gibi yakın bir zamanda, yaklaşık 7-8 aylık bir süreç içerisinde basında da bayağı bir ilgi gördü. Aslında bizim trafik dairesinin Sayın Genel Müdürümüz Muammer Yıldız'ın liderliğinde yapmış olduğumuz bütün projeler ulusal basında ses getiriyor. Hem de bayağı bir ses getiriyor. İşte bu trafik, e-trafik modülü de bunlardan bir tanesi. E-trafik modülünün özetle amacı şu: bizim yaptığımız üç sınav türüyle ilgili özel motorlu taşıt sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim geliştirme kursları ve iç makine sürücü eğitim kurslarının sınavlarının ve sınavlarda görev alan personelin denetiminin elektronik ortamda yapılmasını sağlıyor. İşte bunun adına e-trafik modülü koyduk. Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan, istediğiniz yerden bu denetim yapabiliyorsunuz. Ben ve Genel Müdürümüz Muammer Bey cep telefonundan istediği yerden Türkiye'deki 81 il 922 ilçedeki sınavların tamamını tek tuşla uygulamasını görebiliyor. Buradaki amacımız ne peki? Ülke genelindeki sınav süreçlerinin izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlıyoruz. Modül sayesinde sınavlarda görev alan tüm personelin, tüm insan kaynaklarının mevzuatta belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirip getirmediklerinden tutun da uygulama sınav alanlarının mevzuatta belirlenen şekilde düzenlemediğine kadar, sınav güvenliğinin sağlamadığından daha önce tespit edilen eksiklerin gidermediğine kadar birçok şeyi tek tuşta anlık olarak merkeze iletilmeyi sağlıyor ve biz bunu kontrol edebiliyoruz. Mesela ben sınavda görevde olmasam bile oturduğum yerden, herhangi bir yerden, evimden bile yapılan sınavları cep telefonundan anlık takip edebiliyorum. Ve anlık il ve ilçe milliyeti müdürlüğüyle görüşme yaparak, ben ve genel müdürümüz görüşme yaparak varsa aksayan yollar hemen bunun çözümünü muazzam yerine getiriyor. Çok değerli. O yüzden daha söylemek istiyorum. E-trafik modülüyle ilgili. Sadece denetim yapmıyoruz. Bakın aynı zamanda bu yine 2023 eğitim vizyonunun temel hedeflerinden birisi olan veriye dayalı yönetim anlayışı doğrultusunda bütün istatistik bilgiler e-trafik modülünde oluşmakta. Biz hangi alanda aksaklık görüldüğü, yüzdelik oranı nedir? Bütün illerin ve ilçelerin, örneğin MTSK sınavlarında yüzdelik başarı dilimleri nedir? Ne kadar öğrenci, yani yüzdelik bazında sınavda başarılı oldu?
ne kadar başarısız oldu il il, ilçe ilçe, hepsini tek tuşla görebiliyoruz. Bizim elimiz, kolumuz, ayağımız her şeyimiz oldu etraf müdürü. Evet. Bu anlamda da bizim için çok önemli. Böyle çarpıcı bir tespitiniz var mı bu 8 aylık süreçte? Eksiklik, yanlışlık anlamında bir, şöyle, bir tespit. Mesela var. Bakın şöyle buyurun, örnek vereyim. Şimdi biz harita oluşturduk etraf modülü içerisinde. Hı hı. Bu haritada herhangi bir ili seçtiğimiz zaman o ilin öncelikli yüzdelik dilimini veriyor. Örneğin Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimi noktasında bu işleri en güzel yapan ilk 5 ilden bir tanesi Antalya. Sonra Yalova. İşte Uşak, Mardin ve Bingöl. Bu 5 ilimizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Trafikle ilgili çok güzel uygulamalar yapılıyor. Sınavlar gerçekten Avrupa Birliği standartlarında harfiyen uygulanıyor ve buradaki şeylerden biz çok memnunuz. Verilerden çok memnunuz. Mesela onlara bu trafik sayesinde, etrafik modülü sayesinde ödüllendirme yapacağız. Performans değerlendirmesi kriterlerine göre. Yine aynı şekilde performans değerlendirmesi kriterlerine göre bu etrafik modülü sayesinde aldığımız verilerden istediğimiz gibi olmayanlarla ilgili de düzeltici, iyileştirici çalışmalar yapacağız. Mesela ne var bununla ilgili? Sorduğunu söyleyeyim. Buyurun. Örneğin motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarıyla ilgili en fazla sınav alanında, uygulama alanında bizim sıkıntı çektiğimiz Z-Park alanının 90 derecelik açıyla sağa ya da sola park etme alanının yeterli olmayışıydı. İller tarafından bu yeterli anlaşılmamıştı. Hı hı. Biz bunu mesela oradan tespit ettik. Ondan sonra iki duba arasındaki park alanından tutun da tabelaların uluş şekline kadar, 25 metredeki geri park alanından tutun da rampaya kadar bütün sınav süreçleriyle ilgili istatistik veriler bizim önümüze geliyor. Peki ne yaptık peki bu trafik modülü sayesinde? İşte tüm ülkeyi belki de salladı trafik anlamında. Trafik Adam animasyon filmini hazırladık. Trafik Adam animasyon filmi bizim maskotumuz oldu. Tüm Türkiye'deki sınavların yapılışı, uygulama sınav alanlarından tutup da görev alan kişilerin, yönetici ve öğretmenlerin, usta öğreticilerin, il ve ilçe yöneticilerimizin, sınav yürütme komisyonlarımızın, müfettişlerimizin kuralları nasıl göreceğine kadar yaklaşık 10 dakikalık bir süre içerisinde bütün kuralları anlatıyor. Hı hı. Her sabah, her sınavdan önce öğretmenlerimiz bunu dinliyor. Sadece öğretmenlerimiz sınav yapıcılar değil, aynı zamanda sınava giren kursiyerler de Trafik Adam animasyon filmini izleyerek sınav kurallarının nasıl olması, ne istediğimizi bizim bakanlık olarak bunları da görme şansları buluyorlar. Ve bunun dışında şimdi B sınıfı ile ilgili Trafik Adam animasyon filmi hazırladık biz. Bunun dışında motorla ilgili, kamyonla ilgili, ağır baskı aracıyla ilgili, derece sınavlarıyla ilgili de animasyon filmlerinin senaryosunu yazdık. Çekim çalışmalarına da başladık inşallah. Evet. Bunun da hepsini 13 kişilik bir ekibim var. 3 şube müdürüm, 3 tane öğretmenim ve şef ve memurdan oluşma. Gece gündüz demeden Türkiye'nin trafik sorununu dert edindik. Ne bunun güzel bir terör sorunu olduğunu düşünüyoruz. Terörden daha fazla kişi hayatını kaybediyor. Yaşadığımızı biliyoruz. Çok evet, haklısınız. Mustafa Hocam da bununla ilgili. Biz de bunu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Nitelikli sürücü aday yetiştirerek, hı-hı, her türlü eğitim, her türlü şartlarda yetiştirerek, ileriki dönemde de buradan ilk defa burada söyleyeyim o zaman. Buyur. Bu yapmış olduğumuz Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin sınav standartlarının ve eğitimlerin karşılaştırması ile ilgili yazdığımız bilimsel çalışma makale yayınlandığı zaman inşallah oradan da tüm ülkeyle paylaşacağız bunu. Orada sınav sistemimizi belki daha da zorlaştıracağız. Yani iki türlü bir sınav düşünüyoruz burada. Şu anda yaptığımız sınav, bir de belki gece sınavı olabilir. Ya da tamamen akan trafikte belli bir uygulama alanına kalmadan bununla ilgili çalışıyoruz. Ama tabii sivil toplum kuruluşlarının, bakanlığımızın, bakanımızın, bakan yardımcımız, genel müdürümüzün, bütün çalışma arkadaşlarımızın, sizlerin, Mustafa Hocam'ın, üniversitelerin hepsinin görüşünü, evet, alarak nasıl iyi Abdullah bir eğitim sistemi geliştirebiliriz, bu noktada çalışıyoruz. Muazzam, yani bu çalışmalarınızı tebrik ediyor. Bir de hani bilimsel bir makaleyle diğer gelişmiş ülkelerle de karşılaştırma. Ama ben bugün size bağlanmadan önce Cezayir Bey bana bir soru sordu. 85 yaşındaki bir sürücü pazara giriyor, fren yerine, evet, gaza basıyor. Günlerde. Ya bu yönlerde de tabii ki sizi direkt Milli Eğitim Bakanlığımızı ilgilendirmiyor ama direksiyona geçenlerin hepsi de aynı konumda değil veya ehliyet sahibi değil, o kurslardan geçmiş değil. Bu konularda ne düşünürsünüz? Bakanlığınızı ne kadar kısmı ilgilendirir mi? Hocam, yani ortada bir trafik sorunu varsa, burada can kaybı varsa, mal kaybı varsa, vatandaşlarımız genç yaşlarda hayatlarını
kaybediyor ya da sakat kalıyorlarsa bu benim de derdim. Herkes ilgilendiriyor. Sizin de derdiniz. Doğru. İçişleri Bakanlığı'nın da derdi. Eğitimleri ve sınavları yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın da derdi. Toplumdaki Ayşe teyzenin, Fatma halanın, Hasan dayanın da derdi. Herkesin derdi bu trafik türü. Öncelikle biz işte birazdan değineceğimiz esas hani konumuzun trafikte küçük hatalı tur projesine gitmeden önce Mustafa hocamın bu işi bize paylaştığı zaman bizim gece gündüz bu senaryoya kafa yormamız, bu sosyometri oluşturmamız, gerekli izinleri, altyapı, protokolleri yapmamızdaki sebep neydi esas sebep? Sebep şuydu. Biz ciddi eğitimlere veriyoruz. Bakın örnek vereyim. Almanya'dan bir profesör geldi. Bizim sınav alanımız, o zaman ben Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürüydüm. Daire başkanını atamadan önce. Sayın Bakanımızın Ziya Selçuk'un prensipleriyle bu göreve geldim. Buradan da kendisine teşekkür etmek istiyorum. 5 yılda Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde trafik ve sürücü eğitimlerine baktım. Aslında, orada da aynı konuyla ilgileniyordum. Aynı konuyla ilgili kafa yordum. Ve orada düşündüğüm, hayalini kurduğum, işte yapmak istediğim düşüncelerin hepsini burada uygulama fırsatı buldum. Ama işte bu işe sahip çıkan bir değerli bir bakanımız var. Bakan yardımcımız var. Genel müdürümüz var. Bunlarla birlikte ve bütün çalışma arkadaşlarımız birlikte bu Türkiye'nin trafik sorununu çözmek istiyoruz. Evet. Sizlerin de destekleriyle. İnşallah. Hadi sorduğunuz soruda da mevzuat çalışmaları tabii ki yapılabilir. Yani burada işin yaş boyutu da dikkate alınabilir, sağlık durumu da dikkate alabilir. Belli sürelerle insanların ehliyetlerinin ya da sınava tabi tutulmasının önü sağlanabilir. Belli bir yaştan sonra dikkat eksikliği var mı? Dikkat dağınıklıkları var mı? Ya da sağlıkları yerinde mi? Ya da araba kullanmada ki reflekslerini kaybetmişler mi etmemiş evet. Noktasında inşallah bununla ilgili çalışmalarımız ne güzel olur. İlerleyen çok süreçte güzel. Olacak. Bir de keşke bütün böyle hani 10 yıl 15 yılda bir eğitime tabi tutulma gibi bir durum olursa sadece oraya muhakkak şey koymak lazım. Adap, trafik adabı şeyi koymak lazım. Muayene çok önemli. Şu anda bizim lazım. Trafik adabı dersimiz zaten var. Var doğru. Trafik adabı dersimiz var. Eskilerde adab-ı muhasiret denilen trafikte uyulması gereken kuralları, görgü kurallarını anlatan bir dersimiz var. Aynı zamanda bizler ilkokul 4. sınıfta 1 saatlik trafik güvenliği dersi ve orta öğretim 9. sınıflarda ise 1 saatlik sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi zorunlu hale getirdik. Doğru. O dersleri kim veriyor Sayın Süslü? O dersleri kimler veriyor? Bunlar da bizim okullarda bulunan trafik konusunda eğer varsa trafik branşında olan yani en azından sertifikalı olan öğretmenlerimiz aracılığıyla veriyor. Çünkü trafik konusunda gerekli becerilere sahip çok fazla sayıda bizim yönetici öğretmenlerimiz Türkiye'de mevcut. Bir de şeyde Abdullah Bey ben sizi yani çok heyecanınız genç dinamik ilgili bu çok önemli bir yöneticide bir heyecan varsa ilgi varsa başarı gelir. Şimdi bu avantajdan yararlanmak için çok zaman konu etmiştim de trafik dersini vermek için de mesela bir YÖK'le temaslarınızda filan bir trafik öğretmenliği filan bölümü için nasıl bilmiyorum bakanımız ne düşünür sizler ne düşünürsünüz bunun bir bölümü yok. Yani trafik diyoruz bu kadar kişi hayatını kaybediyor Allah rahmet etsin bir günde 20 kişi bu kadar maddi kayıpları var telafisi imkansız tabii ki gidenleri geri getiremiyoruz yani bu dersin hem içeriği falan zaten bakanımızın o yöndeki vizyonunu biliyorum da acaba bu trafik öğretmenliğine ne der Milli Eğitim Bakanlığımız? Benim fikrimi soracak olursanız ben doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Trafik madem bu kadar önemli, madem bu kadar çok can kaybımız var, acaba trafik öğretmenliği üniversitelerin ilgili bölümlerinde trafik öğretmenliği bölümü oluşturulup buralardan işte bu dersleri verecek öğretmenlerimiz yetişebilir mi? Hı-hı. Ya da hizmet içi eğitim yoluyla var olan öğretmenlerimizden çok sayıda fazla işte 1 milyonluk bir camiayız, hemen hemen 1 milyon aşkın bir camiayız. Bakanımızın liderliğinde buradaki öğretmenlerimizden işte bu derslerle ilgili hizmet eğitimler verilebilir mi? Ya sürücü kurslarından öğretmenlerden, sizin kimlerden çok iyi bir program hazırlanır. Meslek içi eğitim kurslarından mesela Erzurum'dakini biliyorum ne kadar çok eğitim veriliyor. O sizin de güzel eğitim meslek içi eğitim kampüsleriniz var. Bunlardan yararlanabilir. Yani çok genç dinamik bir başkan olduğunuz için
Bunu özellikle sordum. Bir de şimdi bu programda yine bu programın da reytingini artırma manasında sizin değerli görüşünüzü almak için yine esas konumuza geçmeden trafik kazalarında Abdullah Bey en büyük kayıp 18-25 yaş grubu. Bir üniversite hocası olarak bu yaş grubuna baktığım zaman bunlar lisans öğrencisi, ön lisans öğrencisi, yüksek lisans doktora öğrencisi. Şimdi hemen diyorum ki ben daha önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde trafik dersini bir sosyal sorumluluk kapsamında bir seçmeli ders olarak bütün üniversitenin seçmesini sağlayıp ve bunu da uzaktan eğitimle vermeyi başardık ve bunun içinde kitabı hazırladık, müfredatı hazırladık. Daha sonra işte bu araya milletvekilliği girdi. Şimdi Ticaret Üniversitesi'nde tekrar Milli Eğitim Bakanlığımızın Genç Dinamik Daire Başkanlığı'na teklif ediyorum. 18-25 yaş arasındaki işte bütün üniversite öğrencilerine trafik dersi verelim. Bu zorunlu olmasa da seçmeli de olsa bunu bir YÖK'ten çıkaralım. Bakın çok büyük bir kayıp var o yaş grubunda ve ben de Ticaret Üniversitesi adına uzaktan eğitimle her türlü dersini vermekle yani bu kitabını hazırlamak ve bütün şeyi sosyal sorumluluk olarak herhangi bir ücret istemeden böyle bir şey yapmadan bu bizim bir sorumluluğumuz. Böyle bir dersi bütün Türkiye'deki üniversitelere verecek bir durumda olduğumuzu belirtmek istiyorum. En azından gelin burada bir yardımcı olsun bize Milli Eğitim Bakanlığımız. Şubat ayından itibaren İstanbul'daki üniversitelere belki Şubat yetişmezse bunun seçmeli ders olarak koyulmasını sağlayalım. Yani YÖK'le görüşmelerinizde bu önerimi de sizinle özellikle paylaşmak istedim. Sayın Bakanımla paylaşmadan daire başkanımla paylaştım. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Sizin birçok vasfınız var sayın vekilim, sayın hocam. En önemli vasfım varsa hak ediyorsam hocalık tabii ki. Bütün güzeller, bütün şeyler sizde. Bu desteğinizden dolayı da çok mutluyum aynı zamanda. Bu arada ekstra da bilgi vereyim. Cezayir Bey sormuştu. Aynı zamanda biz okullarda bu derslerin verilmesiyle ilgili trafik polislerinde de faydalanıyoruz. Bu arada da bununla ilgili İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcılarımıza, Emniyet Genel Müdürümüze ve Emniyet Teşkilatımıza da buradan sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bunu da söylemek istedim. Yani gerçekten Süleyman Soylu'ya ve ekibine biz de buradan bir teşekkür edelim. Çünkü son 3 yılda ölümlü kazalarda yaya öncelikli de %34, diğerlerinde %31'lik bu sene içerisinde sağlandı. Bu bir rekor. Burada İçişleri Bakanlığımızın güçlü denetimde çok büyük desteği var. Onların da böyle eğitim konusunda bazı destekleri daha var. Bundan dolayı biz de bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz ve en önemli benim de tespit ettiğim Milli Eğitim Bakanlığı'yla iki bakanın koordinasyonu mükemmel. Bu çok çok önemli. Bir dinleyici sorusu var Sayın Süsli, onu yöneltelim. Cevdet Aydın beyefendi sormuşlar. Öncelikle selamlar iletiyor. Diyor ki ehliyet alacak kursiyerlere sürücü kurslarında verilen eğitimlerde bisiklet ve motosiklet sürücülerine trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir ders verilebilir mi? Konu açılabilir mi? Evet. Veya bunun müfredata eklenmesiyle ilgili bir çalışma yapılabilir mi diye soruyor. Cevdet Bey, yanlış hatırlamıyorsam yanıma geldi. Öyle mi? Da detaylı bir şekilde görüştük. Eğer unutmadıysam trafik bisiklet ilgili federasyonun derneğin başkanıydı sanırım. Bizler hemen bizim eğitim programları daire başkanlığımız var. Hasan Erdem başkanımızın başkanlığı yaptı. Hemen buraya resmi yazıydı. Hemen devletin dili yazıdır şeklinde hem sözlü konuşmalar yaptık hem de resmi yazıyla bunu programlara koymak için yazdık. Onlar da üzerinde programlarla ilgili çalışıyorlar. Aynı zamanda ben hemen genel müdürümüze bilgilendirdim bu konuda. Genel müdürümüz imzasıyla tüm Türkiye'ye tüm sürücü kurslarına iletilmek üzere bisiklet kurallarının, bisiklet konusunun derslerde, sürücü kurslarında işlenmesi noktasında da resmi bir yazımız oldu. Aslında soruyu sormadan önce biz bu işe başlamıştık. Ama soruyu sordunuz.
Şu anda tüm Türkiye bunu dinledi. Artık mecburen biraz daha fazla çalışmak zorunda kalacağız. Teşekkür ederim. Bu arada Abdullah Bey, bundan faydalanarak madem bütün Türkiye'nin dinlenmesi avantajını kullanayım. İki hafta önce bakanımıza da İstanbul Taksici Esnaf Odası Başkanı'nın bir talebi olmuştu. Ben de bakanımıza bunu, İstanbul eğitim istiyorlar bu taksiciler, taksi evet. şoförleri. Biz de ticaret üniversitesi olarak bunu yapabileceğimizi ve önceden de bu yönde de çalışmamız olduğunu söylemiştim. Sayın Genel Müdürümüz Muammer Bey'e konu havale edildi. Muammer Bey de bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. Ben de bu vesileyle de bu şeyde, bu önemli eğitim konusunda size de hatırlatmış olmak istedim. Peki, teşekkür ederim. Biz, genel müdürüm hemen beni bilgilendirdi o konuyla ilgili. Üzerinde çalışıyoruz. Güzel. Şimdi zamanımız çok daraldı. Yani ben esas son olarak geçmeden önce bir konu daha var. Yok, buyurun. Daha şeye geçeceğiz. Trafikte küçük hata yoktu. Buyurun, bu da bilinsin istiyorum. Biz bütün bize bağlı olan bütün kurslarla ilgili, yani MTSK'sı, iş makinesi birer proje geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de söylemeden edemeyeceğim. Adalet Bakanlığımızla yaptığımız bir projeydi. Tutuklu ve yükümlüleri topluma kazandırmak amacıyla iç makineler operatörü kursu eğitimleri veriyoruz. Bununla ilgili de Adalet Bakanlığımızla protokol imzaladık. Bu protokolle tutuklu ve yükümlüleri tahliye olduktan sonra yaşamlarına devam ettirmelerini sağlamak, çalışabilecekleri bir meslek ve sanat kazandırmak amacıyla iç makineler operatörü kursu eğitimlerini veriyoruz. Ve bunlarla ilgili sınav yapacağız. Başarılı onlara da bu belgeleri takdim edeceğiz. Yani Trak ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı olarak Sayın Bakanımızın liderliğinde her türlü projenin içinde varız diyoruz. Sizden de gelebilecek bundan sonraki bütün projelerde de varız. Ben sizi çok gerçekten tebrik ediyorum. Epeyce bir tecrübem var, iş tecrübem. Yani benim burada tespitim, bir işi yapacak devletin yetkilisinin, ilgili bürokratın heyecanı, ilgisi, bu sizde fazlasıyla var. Sizin genel müdürde var. Bundan dolayı da zaten o genel müdürlüğe bağlı birimlerde çok önemli mesafeler alınacağına inanıyorum ve alınacak mesafe de canları kurtarmaya yönelik. Hemen gelelim, işte bu trafikte küçük hata yoktur projesinde evet. sizin çok emeğiniz var. Yani sadece bürokrat olarak değil, tiyatral gösterilerinin senaryosunda katkı koymaya, logoya kadar bu projeyle ilgili de bu kadar bir emeği olan bir değerli daire başkanımızın görüşlerini, projeden beklentilerini, biz bunları da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Çünkü tabii. siz bu kadar bu işe emek verdiniz. İki hafta önceki tanıtımda sizi bu konuda hiç fikrinizi alacak, görüşünüzü alacak bir konum olmadı. Bugün de özellikle bağlandık ki değerli daire başkanım o mutfakta neler hazırladı. Bunları bizlerle, kamuoyuyla bir paylaşsın. Buyurun Abdullah Bey. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında esas konumuz buydu ama vaktimizin büyük çoğunluğunu trafik dairesinin projelerini anlatmakla başladık. Çok da güzel olsun. Çok yararlı oldu. Çok soru geldi. Bu anlattıklarımız da %10'luk kısmıydı. Daha yaptığımız projelerde inşallah ilerleki programlarda paylaşırız. İnşallah. Şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz trafikte küçük hata yoktur adlı tiyatro gösterisiyle ilgili bilgiler paylaşayım sizinle. Bu projeyi sizden bize geldiği zaman bizler ekip arkadaşlarımla birlikte bunun üzerinde aylarca çalıştık açıkçası. Evet. Yani işte metinin, senaryo metninin öğrencilerin pedagojisinin uygulup olmadığından tutun da yaz çevirilerine kadar her şeyi tek tek geçirdik. Özlü sözlerden katkı sağladık. Sizle birlikte tabii bunu yaptık. Ekibinizle birlikte yaptık. Bu anlamda bu projeyi bakanıma anlattığımda Profesör Doktor Ziya Çözcü çok hoşuna gitti. Çok beğendi. Aslında bu projeye protokol imzalanmadan önce bizi ziyaret ettiğinde anlatma fırsatı bulmuştum. Hem trafik modülünden hem trafik adamdan. Bir de bu projeden bahsettiğinde çok destekledi açıkçası. Onun da bize destekleri sayesinde bu projeyi hayata geçirdik. Çok önemsiyorum bu projeyi. Trafikte yani çocuklar üzerinde, öğrenciler üzerinde, özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrenciler üzerinde tiyatronun, dramanın ne kadar etkili olduğunu bugün bilmeyen yoktur sanırsam. Bu anlamda da trafikle ilgili bir proje gelmesi sebebiyle ve bunun tiyatro metni şeklinde olması beni daha da heyecanlandırdı. Çünkü ben yani eksikliğimi söyleyeyim. Belki üniversiteye kadar bir tiyatroya gidememiştim. Bunun eziklik içimde vardı. Bugün İstanbul'la başlayacak, belki tüm Türkiye'ye yayılacak bu proje. Hayatında hiç tiyatroya gidememiş.
herhangi bir etkinliğe katılmamış bir öğrencinin heyecanını gördüm o gün ki açılış programında. Hayır, siz bir de açılmadan önce bir hakkı daha teslim edeyim Abdullah Bey. Siz açılış cumartesi günüydü tanıtım. Siz cuma günü Ankara'dan geldiniz. 9-9.30 gibi gelip o gösteriyi de heyecanla izlediniz. Ona da ben şahidim. Bunu da burada paylaşıp sizi tekrar tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederim değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum hatta. Bizi de desteklediğiniz için. Projeye de gerçekten sahiplendiğiniz için. Çünkü bunun en fazla sıkıntılarını çekenlerden bir tanesi de bildiğim kadarıyla sizsiniz. Trafik kazalarında bayağı bir geçmişiniz oldu. 5 tane birinci derecede yakınım 3 ayrı kazada. Vefat edenleri varsa Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Yaralılara da acı şifalar diliyorum inşallah. Değerli hocam, özetle şunu söyleyeceğim. Bu projenin en calıcı noktası bence ne biliyor musunuz? Hayatında hiç tiyatroya gidememiş bir kenar mahallesindeki bir öğrencimizin, ben de kenar mahallelerinde büyüdüm, bir öğrencimizin o heyecanı, o kalbindeki, o yüreğinin atmasını, o tiyatro gösterisine gideceğinin vermiş olduğu o mutluluğu, aynı zamanda hem tiyatro gösterisi yoluyla hem tiyatroda eğlenecek bu çocuklar, hem izlenecekler, hem de trafik kurallarını öğrenecekler. Aynı o heyecanı Abdullah Bey dün işte Güngören'de başladı. Fatih Aysal kardeşimiz bir kısa video gönderdi. O kısa 15-20 saniyede de sizin belirttiğiniz o minik çocuğun heyecanı görülüyor yani. O tiyatro izledim. Gördünüz mü? İzledim hocam, izledim ve her paylaşımınızı takip ediyorum bu arada. Bu sağ olun. Çünkü ben de açıkçası özelde bir daire başkanım ama trafik ve sürücü eğitimleri daire başkanı olduğum için trafikle ilgili her şey beni ilgilendiriyor. Bugün Hakkari'de, İstanbul'da, Rize'de, kendi memleketim Rize, işte Artvin'de, Bursa'da olabilecek bir kazadan bile kendimi sorumlu tutuyorum. O kadar ilgilendiriyorum. Çünkü bütün bunların eğitimini bizler veriyoruz trafik dairesi olarak. O anlamda da bu tür projelere çok daha fazlasıyla ihtiyacımız var. Bir de sadece eğitimini vermiyorsunuz. Hani biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Trafikle ilgili bize bir proje geldi. Bizim sağ olun projeye nezaket gösterdiğini, biz bunu inceledik ve uygun gördük. Yani demek ki siz sadece eğitim vermiyorsunuz, bu tip projelere de açıksınız. Bu konuda kanayan yarayı durdurmada, bu manada da önemli bir dairenin başkanısınız. Evet. Peki. Gene teşekkür etmek zorundayım hocam. Peki. Ben son artık son 3-4 dakikamız bir şey söylemek istiyorum. Bir sürücü kurslarıyla ilgili denetim tabii muhakkak yapılıyor da ödül ve ceza diye bir şeyiniz var mı? Mesela sürücü kursundan mezun olmuş, o kurstan eğitim almış ve çıkmış. Böyle bir şey var mı ya da yapılabilir mi? Ne kadar çok kazaya karışıyorsa dönüp siz bu sürücü kursuna, bak senden 1000 kişi mezun olmuş ama 100 tane 200 tane şey var, kaza yapan kişi var, o zaman eğitimini bir gözden geçir, biz seni bir gözden geçirelim, böyle bir bakış açısı var mı ya da plan dahilinde mi denetimden ziyade? Şöyle, yani gene denetim odaklı vereceğim cevap. Çünkü sürücü kursları vasıtasıyla verdiğimiz bu eğitimlerin her anını biz denetliyoruz bir defa. Gerek teorik eğitimlerini denetliyoruz, gerek uygulama eğitimlerini denetliyoruz. Yani kursta 5'te 1 oranında devamsızlık yapan öğrencinin kaydı hemen siliniyor. Artı sınavlarımız çok zor. Biz denetimini şu şekilde yapıyoruz. Örneğin kursların sınavlarda öğrencilerin gösterdiği başarı da aslında kursun bir başarısı oluyor. Örneğin bir kursta bir günde giren öğrenci sayısının %70'i başarılı oluyor. Bir başka kursta %30'u başarılı oluyor. Aynı ilçede tüm şartlar eşit şekilde sınav yapıldığını düşündüğümüzde, buradan baktığımızda, bu açıdan baktığımızda kursun aslında başarılı olduğu, iyi eğitim verildiğinde bir göstergesi. Ama sizin sorduğunuz noktada daha ötede işte hangi kurstan mezun olmuş, bunlar ne kadar trafiğe kazanmış noktasında bizim elimizde bir veri ister istemez yok. Çünkü kazalarla ilgili, kaza raporlarıyla ilgili emniyette bu bilgiler var. Çok ileri bir boyutta bir çalışma ama biz Sayın Bakanımızın, Genel Müdürümüzün liderliğinde sizden destekleri gerekirse oraya da ulaşacağız. Yani eğer olmayacak bir şey yok, millet bugün uzaya çıkıyor. Evet. Bu verilere ulaşmamızda ya da bununla ilgili bir çalışma yapmamızda zorluk olduğunu düşünmüyoruz. Peki yani rekabeti biraz daha iyileştirme amacıyla diyeyim. Doğru cümleyi de tam olarak bulamadım şimdi. Bu kursiyer, başarılı kursiyer sayısı fazla olan
şeye sürücü kurslarına mesela bir yıldız, iki yıldız, futbolda da vardır ya şu üç yıldız, dört evet. yıldız, böyle bir şey koysanız, vatandaş da bilse, ona göre evet. tercihte bulunsa diye aklıma geldi şimdi. İşte az önce benim anlatmaya çalıştığım bu tek tuşla tüm Türkiye'deki sınavları incelediğimiz, denetimleri incelediğimiz e-trafik sistemini biz bunun için kurduk aslında. Bu e-trafik sistemi yeni doğan bir bebek gibi düşünün. Bu bebek yavaş yavaş büyüdü. Emeklemeye, yürümeye başladı. Şimdi okula kayıt oldu. Birinci sınıfta. Şu anda ikinci sınıfa geçti ve bunu büyüteceğiz. Üniversiteden mezun hale getireceğiz. İşte söylediğiniz bütün bu verilere bu e-trafik modülü sayesinde yavaş yavaş bunu bir tane bilgisayar öğretmeninle birlikte yapıyoruz. Bütün verilerini, yazmasını, çizmesini öyle çok profesyonel bir ekiple yapmıyoruz. Ama görseniz ortaya çıkar ürünü, e-trafik projesini görseniz sanki çok ünlü Japon ya da İngiliz bilim adamlarından ya da Türkiye'nin en önde gelen bilim adamlarından, mühendisliklerinden çıkan bir program gibi oldu. Hı hı. İleri aşamada inşallah bunları da bu sistemin içerisine entegre edeceğiz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok Abdullah mutlu, Bey, umut verici bir şeydi. Yani gerçekten bakanımızı, genel müdürümüzü tebrik ediyorum. Böyle bir heyecanlı bir başkan, biz ekibinizi tanımadık ama onu da zaten tahmin edebiliyoruz başkandan. Çok önemli bir dairede önemli bir ekip oluşturulmuş. Başarılı çalışmalarınızın önemli neticeler vereceğine inandım bu kadar yıllık tecrübemle. Size şunu söylüyorum, hem çok teşekkür ediyorum hem başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum ekibinizle beraber nice güzel çalışmalara. Peki, ben de değerli hocam size ve Cezayir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Kazaların olmadığı, herkesin trafik kurallarına uyduğu, 7'den 70'e toplumda trafik kültürünün oluştuğu bir ülkenin bir ülke olmanın temennisini buradan paylaşmak istiyorum. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Trafikte küçük hata yoktur. Peki. Bravo. Çok, bir de yani Abdullah Bey, trafikte küçük hata yoktur. Ben her yerde etiketliyorum ama daha böyle T harfini basınca gelecek duruma gelmedi. Bunu da bir yayalım. Bütün ilçelere, Milli Eğitim Müdürlüklerine, öğretmenlerimize, onu velilerimize. Biz, onu şimdi biz ünlülerle radyo yapacağız. Trafikte. Ünlülerle bu işi şey yapacağız. İnşallah. Büyüteceğiz. İnşallah değerli hocam. Tabii, ben de ekibimle birlikte. Onlar, bizim projeyle ilgili tabii değil mi? Projeyle ilgili paylaşım yaptığımız zaman çok Cezayir, fazla paylaşılıyor. Cezayir Bey güzel bir şey yaptı. Bizim projenin böyle soğuk duruyordu ama o tanıtımdan sonra kendisini de artık radyo trafik olarak parçası olarak gördü. Ben Saadettin Bey'e de bu şeyin sahibi teşekkür ettik, sağ olsun ekibine de. Şimdi diyor ki bak, ünlülerle bu toplantılar yapacağız, yayacağız. Biz Cezayir Bey çok güme gitti, bir daha bir söyler misin? Yaparız Abdullah Bey. İnşallah. Çok... zaten Mustafa hocam ünlü. Bu işin en büyük ünlü akademisyenlerden bir tanesi. Cezayir Bey'i her sabah dinliyoruz radyoda. Ben her sabah trafikte kanalı açık benim radyomda işe gidip gelirken. Artık arkadaşlarımın da öyle olmaya başladı. Bunun dışında çünkü bizimle ilgili, trafikle ilgili, trafiğin akışı, trafik kazaları, trafikte olması gereken aslında hep her konuşmamız, her programımız bir kamu spotu gibi sizin orada. Bu anlamda bakanımız geldi, Ziya Selçuk. Bugün Türkiye'nin en çalışkan, belki de en çalışkan bana göre bakanı. Buradan baktığımız zaman da Sayın Bakanımız bu programa Trafikte Küçük Hata Yoktur projesine, programın açılış lansmanına katılmakla zaten bu proje ne kadar ünlü oldu. Bizi çok onur etti. Herkese şereflendi. Ama dediği gibi de çalışmaları yaparlarsa daha da inşallah tamam. Gelişecek. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Daha geniş bir şeyde, zaman diliminde ve stüdyoda ağırlamak isteriz sizi. Ve bu projeleri konuşmak isteriz. Her anlamda da radyo trafik projelerinin duyurulması noktasında yanınızda bir telefon kadar mesafedeyiz. Onu da unutmayın Sayın Süs. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Teşekkürler, tekrar iyi günler. Bitiriyoruz. Bu program çok güzel oldu. Evet. Bizim sadece trafikte küçük hata yoktur konuşmadık. Abdullah Bey'in bağlı olduğu dairenin faaliyetlerinden, sürücü kursları çok önemli. Onlardan bahsetti. Evet. İnşallah bu sonraki programlarda da daha detaylı bilgileri paylaşırız. Peki. Yalnız haftaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
Evet, bayramımızı kutlayacağız. Tatil mi? Tatil olacak. Ondan sonraki süreçte buradayız. Tamam. Tamam. Şimdi bir hafta ara. Bayramını kutluyoruz. Kutlu olsun hepimize. Bu bayram tatili de yine bir hafta sonunu birleştirince biraz zaman oluyor. Onun için amandır yola dikkat. Çıkacaklara titizlikle trafik kurallarına uymayı öneriyoruz. Miniklere de siz hemen bunları öğrenmeye başladınız. Öğrendiklerinizi velileriniz, babanız, anneniz, aracı kullanan kimse onun üzerinde muhakkak uygulamalısınız diyorum. İyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler dinleyen herkese.